rezonans yapılarını çizerken belli başlı bazı örüntüler, modeller, yapılar görürüz. Yani hep belirli bir tiple karşımıza çıkan yapılar söz konusudur. Şimdi bunlara bir bakalım. Bakacağımız ilk örüntü, pi bağının yanında bulunan bir ortaklanmamış elektron çifti. İşte buradaki elektron çiftimiz. Mor renkle belirginleştireyim. Evet, bu ortaklanmamış elektron çifti bu karbonda yer alıyor. Şimdi bu karbonu da yeşile boyayalım. Ve yeşille gösterdiğimiz bu karbon eksi bir formal yüke sahip. Ve ayrıca bir hidrojenle bağ kurmuş. Hemen hatırlatayım. Formal yükleri belirlemeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi elimizde bir pi bağının yanında bulunan bir ortaklanmamış elektron çifti var. Çünkü burada karbon ve oksijen arasında çift bağ bulunuyor. Bu bağlardan biri sigma bağ ve diğeri ise pi bağ. Bu yüzden bunların pi elektronları olduğunu söyleyebiliriz. Rezonans yapısı çizerken hedefimiz eksi bir formal yükünü delokalize etmek ve bir miktar elektron yoğunluğu yaymak olacak. Şimdi mor elektronları alalım, buraya getirelim. Böylece yeşil karbon ve bu sarı karbon arasında bir çift bağ oluşsun. Bu durumda sarı renkle gösterdiğim karbonun çok fazla bağı olacak. O zaman mavi elektronlar üstteki oksijene geçmeli. Şimdi köşeli parantezimizi çizip yan tarafa da çift yönlü rezonans okumuzu koyalım. Artık buraya diğer rezonans yapımızı çizmeye başlayabiliriz. Şöyle bir halkamız var ve artık bu iki karbon arasında bir çift bağımız mevcut. Yukarıdaki ise buradaki karbona tek bağla bağlı bir oksijen bulunuyor. Bu oksijen iki tane ortaklanmamış elektron çiftine sahipti ama artık 3 tane var. Çünkü pi bağından bir çift elektron aldı. Şimdi devam edip elektronları gösterelim. Buradaki mor elektronlar pi bağımızı oluşturmak için buraya hareket etti ve mavi renkte gösterdiğimiz pi bağındaki bu elektronlar da oksijene geçti. İşte şu mavi elektronlardan bahsediyorum. Ve bu da üstteki oksijene eksi bir forma lük vermiş oldu. Ve artık elimizde enolat anyonu için İki tane rezonans yapısı var. Her iki rezonans yapısının da genel hibite katkıda bulunduğunu biliyoruz. Hangisinin daha fazla katkıda bulunduğunu düşünürsek, soldaki örnekte yeşil karbon üzerinde eksi bir formal yük vardı. İşte şu yeşil karbondan bahsediyorum. Yani bu bir karbanyon. Sağ taraftaki yapımızda ise oksijenin eksi bir formal yükü bulunuyor. Bu da oksianyon. Oksijen karbondan daha elektronegatiftir. Yani eksi bir formal yükü kaldırma olasılığı daha yüksektir. Ve bu nedenle sağdaki rezonans yapısı enolat anyonu için genel hibite daha fazla katkıda bulunur diyebiliriz. Şimdi başka bir örüntüye geçelim. Artık yükün yanında bir ortaklanmamış elektron çifti olsun. Karşımızda nitrometan var. Burada oksijenin ortaklanmamış elektron çiftini görebiliyoruz. Bu elektron çifti artı yükün yanında. Bu azotun artı bir formal yükü var. Şimdi rezonans yapısını çizmeye geçtiğimizde hedefimiz yükü delokalize etmek ve yaymak olacak. Mor elektronları alabilir ve buraya taşıyabiliriz. Böylece azot ve oksijen arasında çift bağ oluşur. Ancak bu durumda azota bağlı çok fazla bağ olur. 5 bağ olur ve periyodik tabloda azotun konumu nedeniyle bu mümkün değil. O zaman bu pi bağındaki elektronlar oksijene geçecek. Yani bu mavi renkteki elektronlar buraya gelecek. Şimdi buraya nitrometan için diğer rezonans yapımızı çizelim. Burada bir H3C var. Şimdi azot ve bu oksijen arasında çift bağımız var. Tabii bu oksijen 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahipti ama mor elektronlar bu bağı oluşturmak için oksijenden ayrıldı. Yani oksijenin sahip olduğu elektron çifti 2'ye düşüyor. Sağ alttaki oksijene bakınca da azot ve oksijen arasında artık sadece bir bağ var. Çünkü mavi elektronlar bu oksijene geçti. Bu da oksijene ilaveten ortaklanmamış elektron çifti sağladı. Şimdi burada köşeli parantezi kapatınca her zaman formal yükleri belirlemeyi düşünmelisiniz. Yani yüklere ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Yapalım. Bu oksijenin artık eksi bir formal yükü var. Ve buradaki azotun da halen artı bir formal yükü mevcut. Yani eksi yükü delokalize ettik. Artık her iki oksijene de yayılmış durumda. Ve her iki rezonans yapısı için nitrometanın toplam yükünün sıfır olduğunu görüyoruz. Yani sol tarafta bir artı ve bir eksi yükümüz var. Bu da toplamda sıfır demek. Aynı şekilde sağ tarafta da 1 artı 1 eksi yük bulunuyor ve bu da 0 yüke eşit. Yani yük korundu. Evet, şimdi karşınıza çıkabilecek başka bir örüntüye bakalım. Bu örüntüde pi bağının yanında 1 artı yükümüz var. Şimdi buradaki karbona bir bakalım. Artı bir formal yükü olduğunu görüyoruz. Ve artı bir formal yükü varsa sadece 3 bağ olmalı. Ve zaten başka bir karbona bağlı. Onu da bir işaretleyelim. Sarı karbon yeşil karbona bağlı. Artı bir formal yükü varsa sadece iki bağ daha olmalı. O da hidrojenle olmalı. Şimdi bu hidrojenleri çizelim. Artık neden artı bir formal yükü olduğuna biraz cevap bulduk gibi. Yanıt 4 eksi 3 bize artı 1 veriyor. Yeşil karbonsa 0 formal yükü e yani 3 bağ sahip. O yüzden bir taneye daha ihtiyacı olacak. Buraya bir hidrojen daha bağladık. Şimdi buradaki karbonu da kırmızı ile işaretleyelim. Hali hazırda bunun da iki bağ var ve formal yükü sıfır. Bu yüzden iki hidrojene daha ihtiyacı olacak. Tekrarlayacak olursak örüntümüz bir pi bağının yanında olan artı yük. Şimdi devam edip bahsettiğimiz yapıları gösterelim. Pi bağının yanında artı bir yükümüz var. Şurası bizim pi bağımız rezonans yapıları çizerken hedefimiz bu yükü delokalize etmek ve böylece mavi elektronları yani pi elektronlarını alıp buraya taşıyarak artı yükü yayabiliriz. Şimdi bu rezonans yapısını çizelim. Elimizde şimdi sağ taraftaki iki karbon arasında çift bağ olacak. Hidrojenler hareket etmedi. Bu yüzden onları olduğu yerlerde bırakacağız. Ortadaki karbon üzerinde halen bir hidrojen, sağdaki karbon üzerinde iki hidrojen ve soldaki karbon üzerinde iki hidrojen var. Mavi elektronlar buraya hareket etti. Bu karbonları da gösterelim. Bu yeşil ve bu da kırmızı karbon. Peki, artı bir formal yüklere ne oldu? Aslında kırmızı karbona geçtiğini görebilirsiniz. Bu karbonun yalnızca üç bağı bulunuyor. Bu yüzden 4 eksi 3 bize artı bir formal yükü vermiş oluyor. Şimdi devam edelim ve yapımızı bitirelim. Buraya köşeli parantez koymayı unutmuyoruz tabi. Bunu katyonlar için yaptığınızda artı bir yükü hareket ettirmezsiniz. Tabii oklarımızı çizdiğimizde elektronların hareketini göstermiş oluyoruz. Burada çizdiğim ok hemen morla göstereyim. İşte bu mor ok. Mavi elektronların hareketlerini gösteriyor. Mavi elektronlar hareket ettiğinde bu karbon üzerinde artı bir formal yük oluşturur. Bu nedenle artı yükleri hareket ettirmeye çalışmayın. Unutmayın, her zaman elektronları itiyoruz, hareket ettiriyoruz. Son bir örnek daha yapalım. Bu kez elimizde aseton olsun. Burada bir karbonumuz var, ona çift bağla bağlı bir oksijen görüyoruz. Karbon ve oksijen arasında elektronegatiflik açısından farklılıklar olduğunu biliyoruz oksijen daha elektronegatiftir. Peki bu pi elektronlarını alırsak ne olur? Pi elektronları için mavi kullanıyordum. Evet. Yani şunlar pi elektronları. Şimdi bu elektronları daha elektronegatif olan atomun üzerine taşıyoruz. Devam edip rezonans yapımızı çizmeye başlayalım. Bu üstteki oksijenin artık 3 tane ortaklaşmamış elektron çifti olacak ve bu elektron çiftlerinin biri de mavi pi elektronlarından oluşacak. Bu durum oksijene eksi bir formal yük vermiş olacak. Bu karbondan bir bağ almıştık. Sağ tarafta işte burada. O da bu karbona artı bir formal yük vermiş olacak. Evet, rezonans yapılarınızı düşündüğümüzde her şeyden önce eksi bir ve artı bir yükün toplam sıfır yük verdiğini hatırlamak gerekiyor. Yani yük korunmuş olur ve burada elbette yük sıfır. Eğer rezonans hibritine bakarsak her iki yapının da hibrite katkıda bulunduğunu biliyoruz. Ancak sağdaki yapı çok daha fazla katkıda bulunmayacak. Oldukça önemsiz bir yapı ve bunun sebebi artı ve eksi yükün olması. Halbuki bizim amacımız toplamda nötr elde etmek. Ancak bu rezonans yapısını çizmenin ve onun hakkında düşünmenin güzel yanı elektronegatiflikteki farkı vurgulaması. Sol tarafta oksijenin kısmi negatif ve karbonun da kısmi pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bunu düşünmenin bir yolu da bu ve tepkimeler için oldukça yararlı. Ancak buradaki rezonans yapısını çizmekte, bunun başka bir yolu. Burada hibriti düşünürsek, oksijenin üzerinde biraz daha fazla elektron yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Evet, tekrarlayacak olursak, bol bol alıştırma yapın derim ne kadar çok yaparsanız rezonans yapılarını çizmede o kadar iyi olursunuz. Ve örüntüler ne kadar fazla olursa onları fark etmekte o kadar kolay hale gelecektir.